yağmurlu, kapalı havası olan bir cumartesi gününden herkese merhaba. Şu an sabah saat 10. Şöyle size bir gıdım havayı da göstermiş olayım. Tabii gölge de kaçmaya çalışıyor şöyle. Burada tetikte bekliyor kendisi. Ben şöyle camdan göstereyim. Şöyle kapalı bir havadayız bugün. Yağmurlu. Evet, bugün kedim gölgeyi kısırlaştırmaya götüreceğiz. Ve bir vlog şeklinde sizlere de göstermek istedim. Gece birden beri gölge aç. Şu an ortalıkta koşuşturup duruyor. Çıldırmış durumda. Onun için şimdi hazırlanacağız. Gideceğiz. Bakalım süreç nasıl işleyecek. Oğlum. Aç mısın sen? Ya kıyamam sana, ya kıyamam ya. Oy. Gidelim mi? Hazır mısın? Hadi gidelim. Acıktın mı ya? Uyuk yavrum. Hadi ya. Şimdi gölgeyi çantasına koyacağız. Zaten hafiften anladı gibi. Gel. Gir oğlum. Hop. Hop. Koş koş koş. Aferin oğluşuma benim ya. Bak böyle kendisi girip kendisi yapıyor ya bir şeyleri. Çok akıllı benim oğlum ya. Şimdi kısırlaştırmayı istememin birinci sebebi, gölge geceleri aşırı bağırıyor. Çiftleşme isteği olduğu için oradan oraya koşturuyor, bağırıyor, sesler çıkarıyor. Yani beni de uyutmuyor. Kediler normalde geceleri aktif olurlar, daha çok enerjik olurlar. Ekstradan bir de üstüne çiftleşme isteği olunca hiç rahat durmuyor. Onun için kısırlaştırmak istedim. Şimdi hazırız. Yola çıkalım. Zaten bir 10 dakikalık mesafede. Şöyle bekliyor. Gölge. Oluşum. Hadi gidelim. Saçım başım dağınık. Daha bir şey de yemedim. Bu aralar sağlam da bir diyetteyim. Sabah bir şeyler atıştırmadan çıkmamam lazımdı ama bir şeyler yeriz. Uyanamadım ya biraz. Kusura bakma. Ben de çok... Kolay gelsin. Ben de çok şey yapmadım. Sabah çıldırmış şekilde uyandım. Gel buraya, gel gel gel. Tosun gel. Dur 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 dur. Ama şey abi, seni tutman gerekecek. İyi görüyorum, sorunun sıkıntısı yok. Aynen. Sıkıntı var, normal. Evet. Aç kaldı. Aç kaldı. Susuz. Aynen. Tamam, sorun yok. Tırmağı kıvallıcan falan inşallah. Su içmemişsin. Açmadı ya. Aç aç ya. Aç olduğu için zaten sabah koşturdu, bayağı koşturuyor şey. Sağda solda şey arıyor. Geceler çok ses çıkarıyor ya. O kısırlıktan değil mi? Başka şeyden değil. Ya yok, hem ondan hem de bir aç bırak aç kaldıysa. Yok, normalde. Normalde evet. Her akşam. Ondan, hareketler ondan. Her akşam bağırıyor. Hiç uyutmuyor yani. Bu ne zaman yapacağız şöyle? Herhalde 1,5 ay oldu. O zaman zamanı gelmiş. Bir şey yapmayacağım, sakin ol. Gölge. Zaten çok kilolusun bak. Korkutuyorsun da zaten. Tamam, bu kadar gölge, bu kadar. Koş 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 koş. Ne yaptık sanki sana? Bir damla ben de. Kocaman sinirlenince iyi sinirleniyor yani. Bu normal, sakin bir kedi ya gölge. Aynen. Biz. Gölgenin yaşı kaçtı? Bir. Bir. Aynen. Bir yaşında. Çok kötü değil, iyi. Sadece hemoglobini biraz düşmüş, tamam mı? Evet. O da çok az düşmüş. Yani normal sınır 8, 7.6. Çok kötü değil. Operasyon alınabilir, herhangi bir enfektif tablo görünmüyor. Operasyon alınabilir. Sadece ben kan değerlerinin düşüklüğü için bir şurup vereceğim ağızda, hematoblast. Tamam. Onu kullanacaksın düzenli olarak, tamam mı? Tamamdır. Kardeşinin şeyinden tam görünmemiş olabilir. Şunlar kan değerleri. Uyuyacaksın birazdan. Şişt. Birazdan uyuyacaksın oğlum. Kaç kilo geliyor bu tosun? 5 kilo mu geliyor? Aynen. Tosun. 5-5.5 arası. Gel. Gel. Gel gel. Eşek sıkası gel. Seni kantarda tartalım. Seni başka türlü kurtarmaz çünkü. Kantarda tartalım. Hayır.
Gel bakalım. Hoppa. Hop. Ben. Eli yaralandı. Bu biraz yakacak abi. Tamam. Sıkımı tutmak lazım yine. Ya şöyle baksa açık dursun. Burada yapalım. Şuraya koy abi. Tamam. Arka kasıç yapacağım. Buradan yapacağım. Hemen baksına gider. Tamam. Yapma hiç. Hissetmiyor ki. Koy. Tek baksana kalsın. Hop. Işıkları kapatalım. Onu uyusun. 15 dakika yapalım. Uyusun. Biz de operasyona başlarız. Hadi bay bay. Uyumaya. %10 bundan ver. %90 diğer mamasından ver. He tamam. Bundan sadece ara ara karıştıracağım. Aynen. 10 gün içerisinde arttırarak, bunu arttırarak gideceksin. Tamamdır. Tamam. Ben yukarı geçiyorum. Tamamdır. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Ben şimdi eve geçiyorum. Zaten anestezi bilgilerini falan doldurduk. Anestezisini aldı. Şimdi uyuyacak. Ameliyatına olacak. Ondan sonra haber verecekler. Ben gidip alıp getireceğim. Şöyle sterilize mamasını aldım. Çünkü bundan sonra kısır mamaya geçmiş olması gerekiyor. Şimdi eve bir gireyim de ben. Kahvaltımı yapacağım. Ortalama bir saat içinde haber verecekler. Tekrar gidip alacağım gölgeyi. Bakalım inşallah bir an önce de kendine gelir. O geceki gece yaptığı sesler falan da. Ay konuşamadım. Ben şimdi bir kahvaltı yapayım. Çünkü bir şey oldum yani. Bir kahvaltı yapayım kendime geleyim görüşürüz. Önce yumurtamızı bir kaynatalım. Şöyle yumurtanın yanında bir de yulaf çıkartalım. Müsli. Artı bir de standart yulaf. İkisini birleştirelim. Sonra da yoğurt ekliyoruz. Hepsini de ekleyebilirim büyük ihtimalle ya kovayla. Sonra karıştır. Evet bu şekilde ben bir kahvaltımı yapayım. Daha sonrasında da gölgeyi almaya gidelim. 2 saat falan geçti. Gölgeyi almaya gidiyorum. Bakalım ne halde. Alacağım. Yine herhalde şu an. Aldığım en büyük tesislerden biriydi. Ben sana bu tarafını bile göstereceğim. Öyle mi? Gitti. Ne tatlısın sen ya. Bayağı kızgınlıktaymış. Değil mi? Baksana abi. Getir bakalım. Açığı kameraya çekmedi. Bayağı kızgınlıktaymış yani. Tarafını çekmeye ihtiyacı hissettim ben düşün. O kadar büyük. Kendi büyük zaten. Testis de büyüktü bayağı. İyi oldu operasyon, rahat ol. 2 gün sonra şeye gelecek, antibiyotiğe gelecek. Tamam. Herhangi bir sıkıntısı yok. Kısır mamaya karıştırarak geçeceğim, biliyorsun zaten. Tamam, %10 kadar koyacağım yani. Bir az az. Beslenmeyi de şöyle yapacaksın, şimdi bu anestezi aldı ya. Hı hı. Bir 8-9 saat sonra vereceksin hadi mamayı suyu. Ha şimdi vermeyeceğim. Yok, şu an mama su vermeyeceğim. Tamam. Bu arada kustu çok az. Şöyle su kustu. Bir yerden su içmiş olabilir mi? Olabilir dedim ya, belki tezgahtan su içmiş olabilir. İçmiş. Çok seviyor öyle şeyleri. Seninki aşırı yaramaz. Aşırı. Çoğu zaman yemeklerimi de çalıyor. Bir yemek. Yani bunu bırak tamam mı? Zaten 2 gün sonra getireceğin herhangi bir sıkıntı sorun olursa. Daha da ne kadar hiç komplikasyon yaşamasın. Çok şükür Allah'a emanet. Tamam mı? İnşallah bir şey yaşamayız ya. Yok bir şey olursa da ararız zaten. Ara. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bakalım artık yoğun bakım döneminin sonuna gelmiştim. Bunun kafası güzel. Tamam mı? Şimdi daha sola bakacak. Hiç dokunma yani. Şey yapma. Bir 8-10 saate her şey yerli yerine oturur. Enseden nasıl yaptım? Enseyi hiç dokunmuyorsun abi. Tamam. Tamam. Hiç dokunma yani. Belli olsun. Hadi gel bakalım. Eşek sıpası. Yarasını da sana göstereyim. Tosun ya. Tesisler alındı içeriden. Tamam mı? Tamam. Hiçbir sorun sıkıntı da yok. Tamam. Ahmet yastı. Evet. Şu an henüz kendinde değil. Çok kalpsin. Buyurun ha. Evde kafası güzel dolaşacaktır. İşte yalpalayacaktır. Tamam. Biz nasıl anesteziden çıkıyorsak bunlar da böyle. Tamam mı? 10 saat falan bir yalnız bırak. Yani hiç hareketlerini kale alma. Tamam. Düzelecektir. Dediğim gibi alabilirsin. Çok geçmiş olsun. Herhangi çok teşekkür ederiz. Yok sağ olun, teşekkürler. Çok geçmiş çok olsun. Teşekkür ederiz her şey için. Haberleşilmiş olursa. Aynen. Kolay gelsin. Sağ teşekkür olun. Ederim. Evet. Şimdi eve geldik. Çıkaralım mı seni oğlum şu? Ya da ben şöyle
Senin zincirini açayım. Düşüyorum. Sarhoş gibi hareket edebilir. Yani anesteziden dolayı normal olarak. Onun için serbest bırakacağım bir süre onu. Hadi bakalım. Sen canın ne zaman isterse o zaman çıkarsın o düşüm, oldu mu? Uyku yapam ya. Şu an arka ayaklarını daha kullanamıyor. Arka ayaklarından değil, başı dönüyor büyük ihtimalle şu an. Sarhoş gibi etrafa bakıyor. Oluşum. Tepki bile vermiyor. Yapam ya. Oluşum. Oh. Sürünerek çıkmaya çalışıyor. Benim güzel oluşum ya. Şimdi bundan sonraki süreçte veteriner hekimi de duydunuz. Genel olarak 8-9 saat arası daha yemek, su yok. Büyük ihtimal su içmiş dedi. Tezgahın üstünde bir gıdım su vardı büyük ihtimal. Bir şekilde ona erişmiş. Tezgahın üstüne çıkmayı seviyor. Biraz daha kendine geldikçe bakalım durumu nasıl olacak. Süründün mü? Ne yaptın buraya kadar? Oradan buraya gelmiş. Ya bakışlara. Kıyamam ya. Nasıl geldin buraya kadar seninle? Ay. Sarhoş gibi bir sağa düşüyor, bir sola düşüyor. Şu an durum bu. Maviş. Başı nasıl dönüyor şu an? Çok iyi anlıyorum. Bu şekilde oturdu kaldı ya. Evet, şu an akşam saat 9. Yani yaklaşık operasyonun üstünden 8 saat geçmiş oldu. Veteriner hekim de 8-9 saat sonra yemek verebileceğimizi söyledi. Ama hala sarhoş gibi bu arada. Uyuyup uyanıyor. Yürümesi zaten. Biraz daha bak böyle baygın gibi. Şimdi önüne yemek ve su da koyacağım. Yürüyor ama sarhoş gibi. Ama gidip geliyor mesela buradan ta diğer odaya kadar gidiyor geliyor ama ayakları devamlı sağa sola kayarak düşerek kalkarak gidip geliyor hala. Bir önüne su yemek koyacağım. Bakalım suyu içtikten sonra belki ondan sonra biraz daha kendine gelmiş olur. Önce sarhoş gibi yatıyordu şimdi. Hop 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 hop. Au. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bir kendine geldiğini düşünüyor mesela. Şöyle bir 15-20 saniye normal oluyor. Ayağı yere basıyor, bir yere zıplıyor, bir şey yapıyor. Ama oradan sonra o an başı dönüyor, geri düşüyor. Çok şapşal biraz. Sabaha tam düzelmiş olur diye düşünüyorum. Sabah göreceğiz. %10 kısırmaması da ekleyerek önüne suyunu ve yemeğini koydum. Ve sabah değil de öğleden sonradayız. Ben biraz öğlen uyanmış oldum. Çünkü gece biraz tedirgin olduğum için arada bir uyandım ve gölgeyi kontrol ettim. Şu an kendine gelmiş durumda. Tam böyle sarhoş gibiydi. Bir o yana düşüyordu, bir bu yana düşüyordu. Kendini yalayıp duruyor. Şimdi göstereyim. Evet, son halimiz bu şekilde. Gayet biraz kendimize gelmiş durumdayız zaten. Sadece gözleri biraz daha şaşı ama olsun. Gölge. Hop. Kendinde misin oğlum? Şöyle ensesinden de iç dış parazit yapıldığı için bir ıslaklık var. Kendini yalayıp duruyor zaten. Hala bir gözleri arada bir şaşı bakıyor tabii ki. Ama genel olarak iyi. Kendine gelmiş durumda. Gölge. Hop benim güzel oluşum, güzel oluşum, güzel oğlum. Hop. Oh. Kedi, köpek, herhangi bir hayvan satılmasına karşıyım ben. Gölgeyi zaten sahiplenmiştim. Bence de satın almayıp sahiplenmek gerekiyor. Böyle bir durumlarda da kısırlaştırmasını yapmak gerekiyor. Acı çekiyor gibi hissediyor insan. Aslında acı çekmiyorlar ama öyle hissediyor. Geceleri rahatsızlık veriyor. Süreç bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi burada videoyu sonlandırıyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, özellikle de şöyle aşağıdan abone olmayı unutmayın. O hala yalanıyor. Hop. Oh. Gel lan buraya. Gel. Bir kapanış yapalım seninle. Bye bye.